Yerli süper iletken elektron hızlandırıcısı tarla devreye alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektron hızlandırıcısı sayesinde elde edilecek kabiliyetlerle sağlıktan havacılığa, çevreden uzaya kadar pek çok alanda bilim ve mühendislik araştırmalarının önünün açılacağını ifade etti. Ülkemizde adeta sıfırdan devasa bir arge Girişimcilik ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Türkiye teknolojinin takipçisi değil, teknolojiye yön veren ülke olma yolunda ilerliyor. Yenilikçi üretimlerle birlikte Türkiye her geçen gün yeni bir kazanım elde ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk hızlandırıcı ve ışınım laboratuvarı elektron hızlandırıcısının devreye alma törenine katıldı. Özellikle elektron hızlandırıcısıyla Radyasyon yönetiminde elde edeceğimiz bilgi birikimi ve kabiliyetler sağlık gibi pek çok öncelikli alanda ulusal ihtiyaçlarımıza cevap verecek. Tören Ankara Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Böylesine önemli bir tesisin önümüzdeki süreçte adını ulusal ve uluslararası mecrada çok daha fazla duyacağımızdan şüphe duymuyorum. Bugüne kadar 35 milyon euro kaynak tahsis edilen Türk Hızlandırıcı ve ışınım Laboratuvarı'nın süper iletken hızlandırma teknolojisini kullanarak elektron hızlandırma kabiliyetini Türkiye'ye kazandırdığı belirtildi. Öncül teknolojilerin geliştirilmesi için altyapı olanı tanıyacak olan yüksek teknolojiye sahip bu tesis kurulumunun en kritik aşaması olan faz bir elektron hızlandırıcısının devreye alınmasıyla... Ülkemizin hızlandırıcı teknolojilerine dayalı bilimsel kapasitesinin gelişimi için önemli bir eşiği aşmış oldu. Bakan Kacır törenin ardından kontrol noktasına geçti. Sistemi çalıştırarak elektron hızlandırıcısını devreye aldı.